Kıymetli arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Bu videomuzda AFAD'ın 3 farklı ilanla memur alım duyurusu var. Bu duyuru hakkında sizleri bilgilendirmiş olacağım. Kadro dağılımı hakkında bilgi sahibi olduktan sonra şartları sağlıyorsanız ve çevrenizde şartları sağlayan arkadaşlarınız varsa bu videoları onlarla paylaşarak konu hakkında bilgi sahibi olmalarını, başvurularını gerçekleştirmelerini sağlayabilirsiniz. Kadro dağılımına baktığımız zaman afet ve acil durum yönetimi uzman yardımcısı alanında 43, denetçi yardımcısı alanında 8, uzman yardımcısı alanında 29 personel alınacaktır ve toplamda 80 kişinin ataması gerçekleştirilmiş olacak. Alım yaparken 2021 ve 2022 puanlarımız belirleyici olacaktır. 70 puana sahipsek, ilgili şartları sağlıyorsak başvurularımızı gerçekleştirebiliriz. Yaş şartına baktığımız zaman 35 yaşını doldurmamış olmamız gerekecektir. Dil şartı ise sadece uzman yardımcısı alanında karşımıza çıkmaktadır. Diğer kadrolarda böyle bir durum söz konusu değildir. Uzman yardımcısı alanına baktığımız zaman iktisat, işletme, kamu yönetimi, siyaset bilimleri gibi burada belirtilen bölümlerden mezun olmanız sizlerden istenecektir. Kadro sayısı 20 olarak karşımıza çıkmakta. Yabancı dil seviyesi genel olarak C seviyesinde, sadece siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler arasında B seviyesinde olması istenilmektedir. Taban puanında değişiklik arz etmekte arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi diğer alanlarda 70 puan başvuru için yeterliyken bu alanda 80 puanla başvurularınızı gerçekleştirilmiş olacaksınız. Kadro sayısı da 4 olarak karşımıza çıkmaktadır. Maliye alanında 10 kadro ayrılmıştır. İstatistik alanında 4, hukuk alanında 3, basın ve yayın gazetecilik gibi bölümlerden ise 2 arkadaşımızın ataması gerçekleştirilmiş olacaktır. Denetçi yardımcısı alımına baktığımız zaman kamu yönetimi, siyaset bilimi, hukuk alanında 3'er adet, maliye alanında ise 2 alım gerçekleştirilmiş olacaktır. Uzman yardımcısındaki il dağılımı da bu şekilde karşımıza çıkmakta arkadaşlar. Toplamda 16 ile farklı sayılarda alımlar gerçekleştirilmiş olacaktır. Başvurularımız farklı tarihlerde başlayacak arkadaşlar. Yönetim uzmanı yardımcısı alanındaki başvurularımız 23 Ocak'ta başlayacak. Denetçi yardımcısı alanındaki başvurularımız 16 Ocak ve son olarak da uzman yardımcısı alımlarımız 6 Şubat'ta başlamış olacaktır arkadaşlar. Detaylar için ilgili alana tıkladığınızda otomatik olarak kılavuz karşınıza çıkacaktır. Başvurularınızı online olarak sistem üzerinden gerçekleştirebileceksiniz arkadaşlar. Zaten genel olarak bizler başvurularımızı GİBCO üzerinden gerçekleştirmiş oluyoruz. Süreçler başladığı zaman da ilgili duyuruları sizlerle paylaşmış olacağım. İlgili alana tıkladığımızda başvuru sayfası karşımıza çıkacaktır. İlana git dediğimizde otomatik olarak herhangi bir problem yaşamadan başvurularınızı gerçekleştirmiş olacaksınız. Süreç içerisindeki tüm güncel duyuruların paylaşımlarını Instagram sayfamızdan, web sayfamız aracılığıyla sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Videolarımızı beğenerek, sosyal medya hesaplarımızı ücretsiz bir şekilde takip ederek bizlere destek olabilirsiniz. Sizlerin destekleri sayesinde daha farklı kişilere ulaşabiliriz. Umuyorum ki almış olduğunuz puanlarla atanırsınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.